Grafik üzerinde a ve b vektörleri gösterilmiş. Başlangıç noktası, başlangıç noktaları, orijin olan a ile b vektörlerinin toplamı olan vektörün bitiş noktasını grafik üzerine tıklayarak gösteriniz. Gösterelim. Hemen. Evet, a ve b vektörlerini toplamak istiyoruz. Bir bakalım. A vektörünün başlangıç noktasından başlayacağız ve bitiş noktasına, a'nın bitiş noktasına, b vektörünün başlangıç noktasını getireceğiz. Yani b vektörünü buraya kaydırmış olacağız. Bunu yapmak için b vektörüne yakından bakalım. B vektörü x ekseni yönünde eksi 3 birim ve y ekseni yönünde 3 birim uzunluğunda. O halde bu noktadan x ekseninde eksi 3 birim hareket edersek buraya geliriz. Y ekseninde 3 birim hareket edince de buraya geliriz. Ve işte a artı b vektörünün bitiş noktası. A vektörü burada. B vektörünü de buraya kaydırınca bu noktaya geliyoruz. A vektörünü b vektörüne ekleyerek de tabii bu noktaya ulaşabiliriz. O zaman da a vektörünü alıp buraya getirmemiz gerekir. Yani x ekseni yönünde artı 4, y ekseninde de 1 birim hareket edeceğiz. X ekseninde 4, y ekseninde 1. Ve işte yine bu noktaya geldik. Gördüğünüz gibi a vektörünü b vektörüne eklemekle b vektörünü a vektörüne eklemek arasında hiçbir fark yok. Aynı şey.